Herkese merhaba, ben Dilan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir termal vlogu çekeceğiz. Daha önce termale çok fazla gelmiştim ve gerçekten de gelmekten çok memnunum. Hep böyle termale yaşlı gözüyle bakıyorlar, yaşlılar gelir gider diye. Ama muhteşem bir şey. Gerçekten gelmeyen herkese tavsiye ediyorum. Daha önce Afyon'a sadece bir kez geldim. Ben genelde Balıkesir bölgesine gidiyordum. Afyon'da da merkeze gitmiştim, farklı bir otele. Ama bu sefer Sandıklı bölgesindeki bir otele geldik. Sandıklı Park Termali. Yorumları gerçekten çok güzeldi, çok beğendik. Ve bugün de ailece burayı denemek istedik. Birkaç gün burada kalacağız ve oteli deneyimleyeceğiz beraber. Bakalım, umarım beraber mutlu oluruz. Odamız güzel, 28 metrekare. Şurada ilk gün böyle çaylar koyuyorlarmış. Herhalde otellerdeki kettle'ları kullanan var mı bilmiyorum ama ben hayatta kullanmam. Yani o bu ekşi sözlükte falan geçen muhabbetlerden dolayı gerçekten de kullanmıyorum. Yatağımız güzel, büyük. Biz iki kişi kalacağız. Ama televizyondan bir puan kırdım. Çünkü televizyon eski ve küçük. Yani bir tık daha büyük beklerdim. Şurada bir dolap bizi karşılıyor. İçerisinde iki tane yedek yastık var. Ütü yok arkadaşlar. Bazı otellerde ütü oluyor. Banyomuza girelim. Banyomuz ferah bence. Güzel. Şu çalışıyor mu? Çoğu otelde çalışmıyor ya. Çalışıyormuş. Ya böyle çok yoğun çalışmıyor. Havlular bu tarafta. Sürgülü bir kapı. Hatta burada oturacak da var. Fena değil. Güzel. Beğendim. Like you. Şimdi spa bölümüne doğru gidiyoruz. Bakalım ne var ne yok. Girişimizi yaptık. Şimdi şöyle giriş yaptık. Burada özel aile banyoları var. Burada bayan termal bölümü varmış. Şimdi bir oraya gidip oraya geleceğiz ama çekemem. Yani otel eski bir otel bu arada. Evet, soğukmuş. Bu bahçe kısmı. Herhalde burada yaz aylarında şöyle barbekü falan yapıyorlar. Büyük ihtimal. Biz kış ayında olduğumuz için. Ama hava o kadar da soğuk değil. Şurada dışarıya açılan bir havuz var. İçeriden de çıkabiliyorsunuz. Dışarıdan da gelebiliyorsunuz. Şurada küçük bir termal havuz var. Şöyle göstereceğim size. Suyun derecesi ise 37 ile 42 derece arasında değişiyormuş. O da gelsin. Evet, otele gelir gelmez hemen bir gözleme saatiyle karşılaştık. Memnun musun? Açılımı bastırsın diye. Kan şeker düzeldi değil mi? Kendine geldi. Şimdi yedikten sonra hemen nereye gidiyoruz? Hemen havuza gidiyoruz ve değerlendirip puan veriyoruz. Orada görüşürüz. Burası da otelin oyun alanı böyle. Bakalım nasıl bir yermiş diye geziyoruz. Çocuğum olsa itelerim işte buraya. Şey, internet kafe gibi. Bence güzel. Güzel. Evet, ben de beğendim. Benim de hoşuma gitti. Neyse, hadi gidelim. Onu şimdi dışarıdaki kür havuzuna girdik. Oldukça güzel, çok hatta güzel. Ben çok beğendim yani. Böyle hava buz gibi ve siz sıcacık suya giriyorsunuz. 37 ile 42 derece arasındaymış. Şimdi içerideki havuza gireceğiz. Bayağı beğendik. Şöyle göstereyim. Bu kadar büyüklükte. Arkadaşlar, burası iç kısım. Büyük havuz. Karışık havuz burası. Şurada gördüğünüz yer, şöyle uzaktan göstereyim hatta size, insanlar var ama şu uzakta gördüğünüz yer, burası kür havuzu. Çok sıcak, ben çok beğendim.
Bu da tıkılmış havuz. Bence oldukça çok güzel. Onu da çok beğendim. İçerisi böyle geniş. Göstereyim yani. Şöyle bir. Bayanlar termal kısmında, bayanlar termal havuz kısmında içeriye girdiğinde boş olduğu bir par. Akşam saatlerinde olacak. Orayı çekip size göstereceğim. Ben beğendim bu ayı. Bayağı güzel. Sen görüşürüz. Burası kafe gibi böyle. Şurada akşam gördüğünüz prodüksiyon aletinde maç falan izleniyor. Bu arada sinema tarafı da varmış ama henüz gitmedik. Şurada da istediğiniz içeceği içebiliyorsunuz. Diğer tarafta da şöyle bir camın arkasında böyle bir güzel böyle kafe restoran tarzı bir yer var. Orada da istediğiniz içeceği içebiliyorsunuz ve bunların hepsi konsepte dahil. Burada mesela elma suyu, su falan var. Diğer tarafta farklı içecekler var. Burada kahve varmış. Bu da iyi. Burada da çay varmış. Hatta ben kendime bir kahve alayım arkadaşlar. Siz de görmüş olursunuz. Şöyle. Buraya koyuyorum ve sütlü kahve için basıyorum. Bakalım nasıl bir kahve çıkacak. Ben gündüz içtim, güzeldi. Ve sade olarak bulunuyor. Şuradan tabağımı da alayım. Önce bitti. Sütlü kahve. Güzelmiş arkadaşlar. Şimdi yemeğe doğru ineceğim. Kahvemi içtikten sonra. Kahvede kız kardeşime yaptım. Şöyle Afyon manzarasına karşı kahvesini içsin bakalım. Afiyet olsun. Beğendin mi oteli? Evet, beğendim. Havuz kısmı nasıl? Daha sıcak olabilirdi. Sıcak değil mi? Bence dün çok sıcaktı. Dün bugün çok sıcaktı ama bugün biraz soğuktu. Bugün soğuk. Bugün hava gerçekten soğuk. Yağmur da var. Birazdan yemeğe ineriz. Beğendim oteli. Evet arkadaşlar, şimdi akşam yemeğine geldik. Şöyle 4 kişilik şöyle tabaklar yaptık. Fena değil. Dün akşama göre birazcık zayıf geldi sanki. Siz ne diyorsunuz? Yeterli. Fena değil. Fena değil. Lezzetli yemekler. Yemekler evet lezzetli. Şöyle gösterebilirim. Yemekleri lezzetli değil mi? Yemekleri lezzetli arkadaşlar. Beğendik. Ben tavuk aldım ama tavuğu böyle hafif böyle yağda çevirdiler. Biber falan ya da domates vardı. Güzel bir sos oldu. Ben beğendim. İlk önce ızgara yaptım, sonra sosla çevirdi. Çok hoşuma gitti. Beğendim. Sebze bölümü de gerçekten hoş, güzel. Fena değil. Beğendim. Çıkın çıkın, kışın gelin. Termal'den geldik. Akşam dışarıda o kadar güzeldi ki. Dışarısı buz gibi. Hafif böyle kar yağıyor, yağmur yağıyor. Siz böyle sıcak suyun içerisindesiniz. Gerçekten de muhteşemdi. Çok beğendim. Şimdi hazırlandık. Aşağı ineceğiz. Biraz böyle çay kahve falan içeceğiz. Biraz böyle dinlenelim. Suda yorulduk. Kadınlar günü olduğu için karanfil dağıtmışlar. Şöyle. Pasta falan da kestiler arkadaşlar. Şimdi kadınlar termal havuz bölümüne gireceğiz arkadaşlar. Akşam saati olduğu için daha yeni çekebiliyorum. İçeride de iki tane kür havuzu bulunuyor. Bir tane de hamam bulunuyor. Bir de arka tarafta normal yüzme havuzu bulunuyor kadınlar için. Şimdi gidiyorum. Termal havuzun içerisinde bir adet buhar odası bulunuyor. Bir adet sauna bulunuyor. İkisi de çok güzel. Ben çok sevdim açıkçası. Bir de şöyle bir yer var. Burası da buhar odası ama burası birazcık içerisinde tuz falan da var. Ama girmedim buraya.
Şurada da hamam var ama şu an içerisi dolu olduğu için gösteremeyeceğim. Burası da böyle. Tamam. Termal havuzun yanı sıra bir de içeride böyle kadınlar havuzu bulunuyor. Şöyle kaydıraklı. Burası da normal havuz yüzmek için. Şöyle de bir alanı var. Şu akşam saati olduğu için hafif biraz karanlık. Ama burası da oldukça çok hoş. Ben çok beğendim. Burada da Bay Termal alanı bulunuyor ama içeriye ben giremedim. O yüzden nasıl bir yer bilmiyorum açıkçası. Burası da böyle bir spa alanı. Burası tamamen böyle bir spa alanı. Havuzlar, termaller, salonlar hepsi bu alanda bulunuyor. Burası da masaj yaptırmak isterseniz burası direkt spa alanına doğru açılıyor. Ama önceden gidip rezervasyon yaptırmanız gerekiyor burada. Belli bir ücreti var. Ücretler değiştiği için fiyatları söyleyemiyorum. Ona göre yaptırabilirsiniz. Masaj yaptırmadım. Kese falan yaptırdığım için o bayağı masaj gibi oldu açıkçası. Ve bayağı memnun da kaldım keseden. Onu öncelikle söyleyeyim. Burası da bu kadar arkadaşlar. Dışarıda da bir termal havuz bulunuyor. Şu an yağmur yağıyor ve bayağı bir sıcak. Biz dün akşam girmiştik. Çok memnun kaldık. Yani böyle soğuk havada sıcak suya girince muhteşem oluyor. Bir de şu alanda normal yüzme havuzu var ve iki tane de kaydırak bulunuyor. Diğer kaydıraktan ben kaymadım ama bizimkiler kaymış. Bayağı upuzun, ışıklı falanmış içerisi. Güzel bir kaydırak olduğunu söylediler. Belki yarın denerim. Dumanları görüyorsunuz. Bu normal havuz bu arada. Isıtılmış bir havuz. 28 derece falan olması gerekiyor. Şöyle dışarıdan isterseniz bunu da kış ayında tadabilirsiniz. Oteli de size dışarıdan göstereyim. Şöyle. Bayağı güzel arkadaşlar. Çıkın çıkın gerçekten de gelin yani. Ben çok beğendim. Çok çok beğendim. Bu kadar. Otelin keyif dediği alandayız. Burası kafe tarzı bir yer. Bayağı da güzel. İsterseniz böyle bilgisayarınızı alıp burada da çalışabilirsiniz. Akşam termale girersiniz. Çok da güzel olur. Çay, kahve ve portakal suyu burada. Yarım pansiyon plus'ın içerisinde yer alıyor. Şu otelde bunu görmemiştim yarım pansiyon konaklamalarında ama burada mevcut. Ve akşam saat 11.45'e kadar hem böyle okey falan oynayabiliyorsunuz, tavla, oyunlar oynayabiliyorsunuz. Hem de çay, kahve, portakal suyu içebiliyorsunuz. Size şöyle göstereyim. Bayağı büyük bir alan burası. Manzarasını da göstereyim. Şöyle bir manzarası var. Kar yağdığında herhalde harika olur. Otel bayağı bayağı büyük. Şimdi size otel hakkındaki yorumlarımı ileteceğim. Sabah kahvaltısı biraz zayıftı. Daha iyi bir kahvaltı beklerdim. Çünkü Afyon kültüründe gerçekten de o sucuklar, pastırmaların olduğu dünya gerçekten de var. Ve Afyon kahvaltısı çok şahanedir. Daha önce de geldiğim için biliyorum. Bir tık daha zayıf buldum. Daha iyi olabilirdi. Peynir çeşitleri daha fazla olabilirdi. Sucuk vardı ama böyle pastırma falan yoktu. Onlar da genelde oluyor kahvaltıda. Onun dışında akşam yemeğine gelsek, akşam yemeği güzeldi. Çok fazla çeşit vardı. Ama tatlı bölümü zayıftı. Buradaki diğer otellere göre bir tık daha zayıf kalmıştı tatlı bölümü. Daha çok çeşit beklerdim. Personel ilgiliydi. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bir otelde personel ilgili olması çok önemlidir gerçekten de. Sürekli sizinle ilgileniyorlar. Sorunuza cevap bulabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Oda temizliği bakımından fena değil. Ama iki günde bir temizleniyor genelde odalar. Her gün temizlenmesini beklerim. Bir tık daha eski otel. Ama ona rağmen çok bir sorun yaşamadık. Havuzları temiz, güzel ve gerçekten de havuzları büyük. Bu beni çok mutlu etti. Birden fazla kür havuzu var. Bu da büyük avantajlardan bir tanesi.
Özellikle çocuklarınızla gelmek isterseniz onun için böyle mini klaplar falan var. Oyun alanları var. Gerçekten onlar şahane. Ve böyle bahar aylarında yazı doğru gelirseniz dışarıdaki havuzda gömüşsüz kaydıraklar var. Bu çocuklar için gerçekten çok mükemmel. Otele puanım 10 üzerinden 8. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Son olarak kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.